урматтуу угармандарыбыз, сиздерге айта кетүү үчүн нерсе, систем тып меркези шимди Кыргызстанда да иш башталыйормуш, ама бул кендиси тарыхый хакында сөз ала билермиз? Шимди биздин студиябыздын конуклары Жан Гүзейбей ве Мурат Сөөтбей. Кош келдиңиз. Мерхаба, кош келдиңиз. Günaydın, добро утро, everyone. Кутмандуу күнүңүз менен демеңиз. Күнүңүз кутмандуу, күнүңүз кутту болсун. Куртардыңыз ийнем. Ве бу систем меркез тып дооруму сөйлөдүңүз? Доору. Систем тып меркези. Ал бунун тарыхы хакында билги ала билермиз? Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Sistem Tıp Merkezi Kırgızistan'da zaten 1,5 yıldan biraz fazla bir süredir çalışan, aktif olarak çalışan bir kurum. Ben çalışıyor dedim. Evet, pardon, ben yanlış anladım belki de. Şimdi ben öncelikle sözü Türkiye Sistem Tıp Merkezi hakkında bilgi verecek olan ve aramızda misafir olarak, Kırgızistan'da misafir olarak bulunan Türkiye Sistem Tıp Merkezi İşletme Direktörü Sayın Murat Söğüt'e bırakmak evet. istiyorum şu an. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle misafir olarak görmedim kendimi. Gerçekten bir yurdumdaymış gibi hissediyorum. Onu belirtmek isterim. Sistem Tıp Merkezi 1994 yılında doktorlar tarafından Adana'da kurulan, Türkiye'de Adana'da kurulan bir tıbbi tanıya dayanan bir şirkettir. Süreç içerisinde Sistem Tıp kendini sürekli geliştirerek, gerekli teknoloji yatırımlarını yaparak günü korumuş. Ve Türkiye'de, Türkiye'nin değişik şehirlerinde de şubeler açarak genişletmiştir. Aşağı yukarı 23 yıllık bir tecrübemiz var Türkiye'de. Son 2 yıldır işte Kırgızistan'da da bir şubemiz olsun isteğimiz oldu. Buradaki insanların sağlık konularında yardımcı olma babında ne yapabiliriz diye öncelikle bir beyin fırtınası yaparak 2 yıl önce buraya yatırım kararı aldık. Bu yatırım neticesinde de buranın işletme direktörünü Can Bey ile birlikte yaparak Can Bey'in bu konulardaki katkısını gördük. Şu an memnunuz. Teşekkür ederim. Bu merkezin özelliği hakkında birkaç... Tabii Kırgızistan Sistem Tıp Merkezi Bişkek'te kurulmaya başladı. 2004 yılında kurulmaya başladı aslında. 2014 yılında özür dilerim. 2014 yılında kurulmaya başladı. Temel ağırlığımız medikal diagnostik hizmetleri, diagnostik hizmetleri yani ilk tanı hizmetleri. Laboratuvar haricinde şu andaki cihazlarımızla tomografi, mamografi, USG gibi cihazlarımızla ilk tanı işlemlerini Türkiye, Bişkek Sistem Tıp Merkezi'nde yapabilmekteyiz. Bu işletmeye başlama süremiz 2015 yılının Haziran ayında işletmeye başladık. Daha sonra tabii yatırımlarımız bununla da kalmadı. Kırgızistan'da buna ihtiyaç duyduğumuz sağlığı kişilerin ayaklarına götürmek temelinde ihtiyaç duyduğumuz Celalabad'da ve Karasu'da Sistem Tıp Merkezlerinin bir alt koordinasyonu kurmaya karar verdik. Buradan bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu bölgelerde seçimde özel bir bir şey var mıydı yoksa nasıl bu Celalabad ve Karasu'ya karar verdiniz? Yatırımlarımız devam ederken tabii bir taraftan da ben çevreyi tanımaya karar verdim. Çevreyi tanıdıkça Celalabad'da da büyük bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyele hizmet götürebilmenin gerekli olduğunu hissettim. Aynı zamanda Karasu'da da aynı izlenimlerle yola devam ettik. Oradaki hastaneler, hastane direktörleriyle görüştük. Bu izlenimlerle, bu yollarla çalışmaya başladık oralarda. Can Gözey жана Мурат Сөөт врачтар өздөрү да азыркы учурда Бишкекте жана Кыргызстанда иш алып барып жаткан адамдар экендигин белгилеп айта кетели. Ве Жан Бей, бу мен бактымыйла сиз güzel bir акцияларды gerçekleştiriyormuşsunuz. Yani insanların sağlıklarıyla ilgili bunun hakkında da birkaç cümle bilgi alabilir miyiz? Biraz önce söylediğim gibi 2015 yılından Haziran ayında Bişkek'te kurulduk. Gerek Bişkek'te gerek Celalabad'da özellikle
sağlık, gerek Sağlık Bakanlığı ile gerek İl Sağlık Müdürlüğü ile sıkı ilişkiler içerisinde girdik ve bu buradaki temel amacımız bu hizmete ihtiyaç duyan ancak maddi imkanları zayıf olan kişilere ücretsiz veya ciddi indirimlerle hizmet sunmak. Bunu hep temel edindik. Hani bunun için özel bir anlaşma veya özel bir şeyimiz olmadı. Ancak bizim oraya Sistem Tıp Merkezi'ne gelip maddi imkanları olmayan kişilere her zaman elimizi taşın altına koyarak yardımda bulunduk. Biz bu ülkeye geldik. Bu ülke bizim vatanımız. İkinci vatanımız. Ve ben kendimi öyle hissediyorum. Vefa borcumuzu ödememiz gerekiyor her zaman. Bunu her zaman vefa borcu ödemek için sadece işte gelen vatandaşlarımıza imkanları olmayanlara hizmet sunmak değil, en azından yılda bir iki defa bir şeyler yapmak fikriyle yola çıktık. Bu sebeple de birinci yılımızı da doldurduk. Böyle bir aksiyon gerçekleştirmek istedik ve oturduk ne yapabileceğimizi düşündük. Erken tanı çok önemli. Kişilerin bir hastalığı, herhangi bir baş dönmesi, baş ağrısı bile olmasa gelip merkezde bir USG'den geçmesi, bir akciğerine bakılması, bir alt batına bakılması çok önemli. Bu erken tanı düşüncesiyle yola çıktık. Bu yüzden dedik ki Allah korusun, hiç kimse de bir rahatsızlık çıkmasın tabii ki. Erken tanı ana fikriyle biz ücretsiz tomografi hizmeti verelim. Çünkü erken tanıyı en güzel aksiyonla teşhis edebilen bir cihaz, tomografi cihazı. Ve yarın ayın 17'sinde tüm halkımıza açık olmak üzere %100 ücretsiz tomografi hizmetlerini sunacağız. Tabii bu yeterli değil. Bir gün sonra, ayın 18'inde, sadece kadınlarımıza yönelik tabii ki, ücretsiz mamografi hizmeti. O gün gelen herkese, yani 100 hasta diye sınırladık çünkü cihazların bir çekebilme kapasitesi var. Herkese ücretsiz mamografi. Bir gün sonra kemik densimetri, vücuttaki kemiklerin erimesi var mı, yok mu veya buna benzer. Çünkü tomografi cihazı kemik teşhisi yapmaz. Kemiklerini de teşhis edelim, kemiklerine de bakalım fikriyle ücretsiz kemik densimetri hizmetleri sunacağız 3 gün boyunca. Adresiniz Asanbay. Tabii Asanbay'da Yüzlü Majestriyan üzerinde Sorok Dua Drogadin 42/1 pardon burada. Biraz ölçek karışıyor. Format parmanlarımız benimki nasıl karışıyor? Ben sizinki değil benimki. Ben de kendimkini şey yapıyorum. Format parmanlarımız Aytat Bayeva bizden bu 3 gün bol oturgan jakşı okuya. Bugün 16'sı bol oturgan bolsa erten başlat ken format parmanlarımız erten 17 ноябрдан 19 ноябрга чейин микрорайон Асанбайдагы 42/1 адресине барат экенсиздер. Format пармандарыбыз так ошол жактан сиздерди акысыз ошол эки диагнозго бергенге аракет кылышат экен урматтуу угармандарыбыз. Биринчи күнкүсүн эсиңиздерге сала кетели, бул компьютердик томография, бул 17-синде болот экен. Ал эми цифралык маммография болсо 18-синде, ал эми 19 ноябрда болсо ошол сөөк текшерүү күнү болот экен. Эртең мененки саат 8:00 кечки саат 18:00 чейин келсеңиздер болот экен урматтуу угармандарыбыз. Бул социалдык компания хакында дагы кеңиш билгилер ала билербиз, дагы илерде насыл шейлер планданылыйор? Sosyal sorumluluk projelerimiz her zaman devam edecek. Zaten biraz önce de söylediğimi tekrar etmek istiyorum ben. Zaten halkımıza elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde imkanı olmayan kişilere her zaman yardımcı olduk bugüne kadar. Bugünden sonra olmaya da devam edeceğiz. Ancak farklı tarzlarda, farklı şekillerde sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Sistem Tıp Merkezi aynı zamanda burada sadece diagnostik hizmeti sunuyor ama şu anda lisansımız, lisanslandırma sürecimiz devam ediyor. Klinik lisansı boyunca, klinik lisansı almaya çalışıyoruz. Bunun için gerekli tüm evraklar Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.
Çok yakın bir zamanda klinik lisansımız da olacak Allah'ın izniyle. Ve klinik çalışmalarına da başlayacağız. Bu klinik çalışmalarına başlayınca da belki bir laboratuvar kurarak bununla beraber, belki bir laboratuvar hizmetleri yaparak halkımıza tam anlamıyla bir check-up hizmeti sunabilecek bir şirket, bir firma haline dönüşeceğiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Herhangi bir kişi içeri girdiği zaman baş bölgesinden ayak bölgesine kadar bütün vücudunun taramasını, check-up'ını, her şeyini Sistem Tıp Merkezi'nde yaptırabilecek. Amacımız bu, hedefimiz bu. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Murat Bey? Aynı şekilde her şeyden önce şu var. Sosyal sorumluluk projelerimizin gerçekteki anlamı Kırgız halkının bize sahiplenmesi, sahip çıkması, üstünden gelemeyeceğimiz sorunların olmasını yaratma işleridir. Bundan dolayı bu ve buna benzer kampanyalarımız devam edecektir. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz bu sabah bize gelip güzel bilgi verdiğinizler için. Biz teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Hem size hem dinleyenlerimize herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Her şeyden önce sağlık, her şeyin başı sağlık. Bunu unutmasın dinleyicilerimiz.